Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında oynanan olaylı bir derbi vardı. Olaylı bir gece. O gecenin faturası kesildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezalarla ilgili kararı açıkladı ama karar sonrası tabii tartışmalar dinmiş gibi gözükmüyor. Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can'la Osterwold'e birer maç ceza aldı. Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama cezası kesildi. Bu konuyu değerlendirdik de Evvel Üzeklan'da spor hukukçusuyla birlikte. Emsal teşkil etmesi gerekiyordu. Bu ceza benzeri olayların önünü açar dedi. PFDK olaylı derbi ile ilgili kararını açıkladı. Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz maç cezası verildi. Fenerbahçe'de ise İrfan Can ve Osterwold'e birer maç ceza aldı. Kesinlikle Futbol Disiplin Kurulu'nun vermiş olduğu cezanın yeterli olmadığını düşünüyorum. Spor hukukçusu kararı TV100'e değerlendirdi, uyardı. Benzeri olayların arkasının gelmesinin önünü açan bir cezadır bu. 17 Mart'ta Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbide taraftar sahaya atladı, futbolculara saldırdı. Hem futbol takımları, hem yöneticiler, hem de olaylara karışan futbolcular Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ya bir şey konuşur muyuz, bir açıklama yapar. Olayların ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son yıllarda Fenerbahçe'ye yaşatılanlar yüzünden ligden çekilme de dahil birçok seçenekle 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. 2 Nisan'da Ülker Stadyumu doldu. Başkan Ali Koç, taraftara ve kurul üyelerine seslendi. Siz bugün bu katılımla düşmanı, trolleri boşa çıkardınız. Dosta güven, düşmana korku salan bir tepki versiniz. Helal olsun size. Başkan Koç beklenen kararı açıkladı. Yaptığımız bütün görüşmelerde en az tercih edilen opsiyonumuz ligden çekilme olarak ifade edildi. Bu opsiyonu 3 ay sonraki genel kurulumuza kadar masadan kaldırıyoruz. Başkan Koç, Galatasaray'la oynayacakları Süper Kupa maçına çıkmama ya da U19 takımıyla çıkma konusunu üyelerin oyuna sunacaklarını söyledi. Ayrıca Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmaması veya ertelenmemesi durumunda maça çıkmayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Çıkıyor, erken şeyler. Tüm bunların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu olaylı maçla ilgili kararını açıkladı. PFDK, Fenerbahçeli Bright Osay Samuel'e ceza verilmemesine karar verdi. Ancak kaleci İrfan Can Eğribayat'la Jaden Osterwolde'ye birer maç men cezası verdi. Trabzonspor kulübüne ise 6 maç seyircisiz oynama ve 3,1 milyon lira para cezası verildi. Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz bir maç men cezası aldı. Spor hukukçusu Emin Özkurt, TV100 ekranlarında PFDK'nın verdiği cezaları değerlendirdi. Bu ceza bir emsal teşkil etmesi gereken bir cezaydı. Biz şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kararıyla eğer yüzlerce taraftarınız sahaya iner ve içerideki futbolcuları, rakip takım futbolcularını döver veya dövmeye kalkarsa 6 maç ceza alır, 3 milyon TL'de para ödemeniz gerekir diye bir emsal görüyoruz karşımızda. Önemli uyarı da bulundu. Benzeri olayların arkasının gelmesinin önünü açan bir cezadır bu. Fenerbahçe'nin ligden çekilip çekilmeyeceği kadar merak edilen bir konu da hafta sonu oynanacak Süper Kupa maçına sarı lacivertli futbolcular çıkacak mı çıkmayacak mı? Altyapıyla mı çıkılacak? U19 takımıyla mı diye merak konusuydu. Kararı Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik açıkladı. Sarı lacivertli kulüp Galatasaray'la oynanacak o Süper Kupa maçına 19 yaş altı takımıyla çıkıyor. Ayrıca önümüzdeki 2 sezon Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda da olmayacak. Aslında bu mücadeleye çıkmamanın bir karşılığı anlamına da geliyor.